Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. 3000 aboneyi geçtik. Teşekkürler destekleriniz için ve ben de 3000 aboneye özel bir video çekmek istiyordum. Böyle FIFA dışında böyle herkesin izleyebileceği bir şey olsun istiyordum. Düşündüm. Son zamanlarda çok soru geliyordu. Abi hasta mısın? Kilo verdin abi, ne oldu? Çöktün mü? Ne yaptın? Ne ettin diye. Ve bayağı ciddi bir diyet yapıyorum. Bir 3 aydır falan ve işte son olarak bir geçen gün 20 kiloya tam ulaştım. Başladığımda bir 96 kiloydum. 95-96 kilo civarlarındaydım. Şimdi 75'i gördüm. Boyum 1,83-1,84 civarlarında boyum. Süreci anlatacağım. Nasıl kilo verdiğimi anlatacağım. Neler yaptığımı, neler yapmamam gerektiğini anlatacağım. Genel olarak size tavsiye ve işin mentalitesini anlatacağım. Çok ciddi bir destek almadım açıkçası. Bir tane arkadaşımdan sadece biraz tavsiye aldım. Ve yani sistemi kendim oturttum açıkçası ve hani bence yapılabilir bir şey, birazcık iradeyle hepsini detay detay anlatacağım. Bunun içinde beslenmem olacak. Diyet sistemim olacak tabii ki. Yaptığım spor olacak. Günlük yaşantım, uyku düzenim olacak. Hepsinden bahsedeceğim size. Evet, ufaktan videoya geçmeden önce de video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada herkese çok geçmiş olsun İzmir'deki. Videonun bütün geliri de benim de üstüne yapacağım eklemelerle birlikte İzmir depremzedelerine destek olarak gidecek arkadaşlar. Öyle de bir anlamı var aslında benim için bu videonun. Evet, şimdi şöyle nereden başlayalım? İlk olarak videoda bazı klişeler olacak. Yani abi bunları duyduk demeyin. Yani onların klişe olmasının sebebi gerçek olmaları arkadaşlar. O yüzden de çok şaşırmayın. Bir de şeyleri de bekliyorsanız video tam size göre değil. Yani işte Doğu Tacikistan'dan fil çayı aldım, 23 kilo verdim bir günde gibi bir şey de beklemeyin arkadaşlar. Genel olarak hani mantıklı ve gerçekçi şeyler olacak aslında videoda. Ama sorun değil. Şey yani sonuçta her şeyi anlatacak video. Bütün süreci özetleyecek. Şimdi ilk geldiğimde İstanbul'a 3 ay sonra tatilden döndüğümde Bozcaada'da tatil yaptım, döndüm ve kilo vermeye karar verdim. Bayağıdır aklımda olan bir şeydi ama hani böyle çok da hayata geçirmedim açıkçası. Yani ona göre bir şeyler yapmadım. İlk söylemem gereken şey arkadaşlar, bu işin %70'i %75'i en azından beslenme. Çok spor yapan birisiyim ama yani çok doğru olmayan beslenme düzeni iyi sporla birlikte en fazlası olduğunuz kiloda tutar. Kilo vermeniz çok zor, yani mümkün değil belki de. Metabolizmanız yavaşsa benim aksime belki daha da zor. Ya ben yıllardır inanılmaz yemek yiyen ama çok spor yaptığı için koruyan bir şeydim. O spor azaldıkça tabii beslenme düzeninde bozuldukça kilo alışınız artıyor. Şimdi ilk olarak beslenmeden bahsedelim. Yani doğru diyet diye bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan size uygun bir diyet, ki ben çok da diyet yaptığım söylenemez. Kesinlikle yasaklı yiyeceklerim oldu bu 3 ay içinde ama yediğim şeyleri de anlatacağım zaten. Önemli olan bir diyetisyene ya da bu işte hani okumuş bir arkadaşınıza veya çevrenizdeki birisine ya da harbiden profesyonel destek alacağınız birisine gidip sizin vücudunuza ve beslenme alışkanlıklarınıza uygun bir şekilde bir diyet programı oluşturmanız önemli olan, ki benim arkadaşım aslında buna diyet programı bile demiyor. Belki hani videoya ilgi olursa onunla da bir yani bir konuşma, bir talk show gibi bir program yaparız. Sağlıklı beslenme, bu bir alışkanlık sistemi. Yani 3 ay yaptım, 20 kilo verdim, bıraktım gibi bir şey değil bu. Bir yani yaşam tarzı belki de. Şöyle oluyor arkadaşlar. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yiyeceklere göre bir beslenme düzeni hazırlanıyor size. Bütün bir sistem hazırlanıyor. İstemediğiniz yiyecekler konmuyor. Günün hangi saatlerinde boşsanız şey yapılıyor ama yani temel olarak anlatacağım ben. Ama kesinlikle bunu yani birisiyle görüşüp bir plan hazırlamanız önemli bence. İnternette okuduğunuz bilgilerle çok yapılacak bir şey değil. 2 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde oluyor genelde. Bence ince verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi böyle şey, önemli ara öğünler yakalayın. Gerçekten sevdiğiniz, yiyebileceğiniz ara öğünler yakalayın. Mesela bu reklam, sıfır reklam video bu arada. SeQuark'ın güzel bir şeyi var. SeQuark güzel bir ara öğün. Bu meyveli yoğurt, yine böyle sıfır kalorili meyveli yoğurtlar güzel bir ara öğün. Onun dışında işte onun içine keten tohumu koyuyorum, tok tutuyor falan, işte çeşitli kuru yemişler kullanıyorsunuz çok abartmadan. Muz mesela, muz benim kurtarıcım oldu. Herhangi bir günün saatinde muz yiyorum acıktığımda. Genel olarak böyle arkadaşlar. Şimdi en önemli benim verebileceğim tavsiyelerden biri, şimdi günün uyandığınız saat ile yattığın saat arasında bir böyle bir sayı doğrusu düşünün. Uyandığınız saat ne kadar çok yiyorsanız sonlara doğru o kadar azaltmanız lazım. Yani kahvaltıdan sağlam başlayıp ya da en azından öğlen yemeğini çok sağlam geçirip akşam yemeğine doğru arkadaşlar olayı sıfırlamanız lazım. Akşam yemeklerini çok hafif geçmeniz lazım. Ben nasıl besleniyordum? Sağlam bir kahvaltı yapıyordum. Çok yumurta seven bir insan olmadığım için sadece menemende yiyorum yumurtayı. Ya menemen yapıyordum ya da böyle bir yoğurtlu işte o şey SeQuark, işte kuru üzüm, biraz fındık, tarçın, o baharat kısmına geleceğim zaten, tarçın ve keten tohum böyle karıştırıp böyle bir şey, bol kase diyorlar ona, öyle bir kahvaltı yapıyordum. Ya da
şeysiz, sadece yağsız kebek ekmeğine tost yapıyordum kaşarlı. Şimdi şöyle arkadaşlar, kahvaltıyı hani herkes çok sevmiyor ya da hafif geçebilirsiniz kahveyle falan, ama öğle yemeğini sağlam geçin. Mesela ben iki öğün şey yiyordum, makarna veya pilav yiyordum. Her öğünde sebzem var, her öğünde yeşilliğim oluyordu ki ben çok salata seven birisi değilim, onu minimumda tutuyordum. İki öğünden birinde de et veya tavuk yiyordum, balık ya da. Çorba içiyordum. Çorbayı yani tek öğün yiyorum genelde, ama dediğim gibi bunlar aslında böyle şey, diyetisyeninizle yapmanız gereken şeyler, hani konuşup planlamanız gereken şeyler. Meyve yiyordum tabii ki aralarda, ara öğün kurtarıcısı onlar. Ama dediğim gibi akşam yemeğini minimumda tutmanız lazım. Kahvaltı veya şeye yüklenin. Haftada 3-4 gün spor yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok hızlandırıyor sürecim. Bir de sadece kilo vermek değil, hani olay vücudu da toparlamak olduğu için daha fit gözüküyorsunuz. O yüzden de haftada 3-4 gün spor yapıyorum ben, koşuyorum. Çıkıyorum öyle kafama göre, hiçbir planım yok, şeyim yok. Bir uzunluk belirliyorum. Geldi 10 kilometre ile 5 kilometre arasında değişiyor bu uzunluk. Müziğimi takıyorum, podcast dinliyorum, şey yapıyorum, Sokrates podcast dinliyorum hatta genellikle, ve koşuyorum arkadaşlar. O da güzel. Şimdi kritik olay, yemekten 2 saat önce veya 2 saat sonra koşmanızı tavsiye ediyorum ki, bak uzmanlar belki bunu daha doğrusunu biliyordur. Ben de çok böyle bir şey bildiğimi iddia etmeyeceğim. Sadece kendi yaptığım şeyleri anlatıyorum bu videoda. Bununla birlikte kahve içiyorsanız spordan 1 saat önce için o yağ yakımınızı arttırıyor. Başka verebileceğim tavsiyeler. Arkadaşlar, yasaklı yiyeceklerimden bahsedeyim. Şimdi hiç fast food yemedim 3 ay boyunca. Hiç içki ilk 2 ay içmedim. Ama yani 2 haftada bir içseniz çok sorun olmaz abartmadığı sürece. Zaten içkinin çok bir yararını görmedim hayatımda. O yüzden de hani öyle abartmaya gerek yok içkiyi. Gece yemeği tamamen kestim arkadaşlar. Benim en büyük sıkıntılarımdan birisi oydu. Gece çok uyanığım genelde. Hani böyle 3-4 saatlik uyku yetiyor genelde. Öyle olmasa da çok uyusam da geldi geceleri ayakta oluyorum. FIFA işte, weekendlik şey yüzünden. Bu yüzden de arkadaşlar gece yemek yemeyi kestim. Gerçekten kıvransam, çok acıksam sadece muz yiyorum en fazla. Hani ufak atıştırmalıklarla geçiriyorum arkadaşlar. Gece yemek yemeyi bırakmanız lazım. Fast food'u bırakmanız lazım. Dışarıdan sağlıklı yemek söyleseniz bile, yeseniz bile, imkanınız varsa evde yapın. Çünkü çok yağ koyuyorlar dışarıda yemeğin tadı güzel olsun diye. Ve hani diyet yemek yediğinizi sanıyorsunuz ya da zeytinyağlı yediğinizi sanıyorsunuz, ama aslında diyet yemek yemiyorsunuz. Bir de çok güzel olmayan bir şeye hem para verip hem de kilo alıyorsunuz üstüne. O yüzden bütün yemekleri evde yapmaya çalışın arkadaşlar. En önemli tavsiyelerden birisi bu. Ben hani dışarıdan hiç yemek siparişi vermedim. Yemek sepetine girdim, gerçekten bomboş. Hiçbir şey sipariş vermemişim. Bunun dışında düşünelim başka ne verebilirim tavsiye. Videoyu da çok abartmak istemiyorum süresini. Daha var bir süremiz. Şimdi baharatlar var. Güzel baharatları kullanmanız lazım. Her şeyin içine ben şey atmaya başladım. Karabiber. Tuzu ben zaten çok az kullanırım. Çok sevmem. Karabiber ve şey. Yoğurtların içine tarçın yüzü oluyor. Yemeklerin içine karabiber ve kekik atıyorum. Onlar da güzel yemeği şey yaptı, tatlandırıyor. Çok güzel olmayan şeyleri biraz daha güzel yapıyor tadını. Başka dediğim gibi keten tohumu güzel, onu böyle yoğurtlarla falan karıştırıp yapabilirsiniz. İçine muz parçaları atın, şey atın, meyve atın, şeftali parçası atıyordum işte. Spor yapın arkadaşlar, ama dediğim gibi gece yememeniz lazım, fast food yememeniz lazım. Biraz klişe ama doğru arkadaşlar, ne yazık ki. Başka yazdan ilk, ya genelde insan beyninin bir şeyi böyle sinirlendiği bir olayı unutması veya yeni bir sürece alışması, yeni bir yaşam stiline böyle bir hemen oturması 21 gün, yani 3 hafta sürüyor. İlk 3 haftanızı atlatırsanız sonrası çok daha kolay oluyor. Çünkü bir alışkanlık olarak şey oluyor. Şimdi nasıl? Şimdi mesela bir geçen işte bilmem kaç ay sonra işte bir hamburger yedim. Ama hamburgerden sonra hemen koştum deli gibi falan böyle. Ya onu böyle artık içine alıyorsunuz, hani o kaçamakları telafi edebilecek hale geliyorsunuz. Ama ilk kendinize bir hedef koyun abi, 3 ay ben ne işte içki içmeyeceğim, şey yapmayacağım. Fast food yemeyeceğim, gece yemeyeceğim, sağlıksız yemeyeceğim, kızartma yemeyeceğim. Kızartma da yemiyordum hiç. Tatlı bu arada, onu söylemeyi unutuyordum. İnanılmaz tatlı yiyen bir insanım. Hiç tatlı yemedim bu sürede. Güzel olduğu zaman insanlardan böyle size durmadan şeyler geliyor. Ne oldu işte, inanılmaz kilo vermişsin falan gibi güzel şeyler gelince de siz daha çok motive oluyorsunuz. Öyle olunca da aslında bu birbirini tetikliyor bu olay. Önemli olan ilk adımı atmak, başlamak. Umarım yarar olmuştur. Yani illaki vardır hani kilo vermek isteyenler, daha iyi forma girmek isteyen insanlar. Yani sorularınız var, sorabilirsiniz. Herhalde her şeyi anlattığım gibi, illa unuttuğum küçük bir şeyler vardır ama sorularınızla belki tamamlarız. Hani videoya yorum olarak sorabileceğiniz, aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz şeyimde. Dediğim gibi şu an 95'ten 75'e indim 3 ayda. Bir 2-3 kilo daha vermeyi düşünüyorum, sonra dururum artık herhalde. Çok da abartmamak lazım. Herkesin ideal kilosu var, onu bulmanız lazım ve yağ oranınızı ayarlamanız lazım. Bunun için de dediğim gibi en önemli verebileceğim tavsiye, işinin ehli bilen birisiyle bu işi konuşmak. Hem spor kısmını ama spordan daha ziyade beslenme kısmı için diyet kısmını bilen birisine danışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. 3000 aboneye de geçtiğimiz için tekrar teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve son olarak da İzmir'e geçmiş olsun diliyorum buradan. Son olarak İyi günler.